Hocam buyurun, buyurun şöyle. Buyurun hocalarım, şöyle oturun. Evet, buyurun. Şimdi bu sene hocalarım bir Ramazan programı yapmak için bir audition çekmeye karar verdik. Audition. Audition nedir? Hocam audition seçme gibi bir şey. Şimdi aranızdan biriyle bir program yapacağız ya, sonuçta bu televizyon programı. Sizleri bir görmek istedik. Böyle küçük küçük etaplarımız olacak. Hazır mıyız? Başlayalım mı? Hazırız hocam. Bu arada hocam, Mesut Bey, o dışının ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum da İsmail hocam ayıp olmasın diye bir şey demedim ben. Ha, öyle mi? Abi. Tamam hocam. O zaman şöyle yapalım. Ben size metinleri dağıtayım. Buyurun. Alayım. Şöyle. Şunu da vereyim hocam. Şöyle, şunu da size vereyim hocam. Mikrofon da veriyorum. Şimdi bu metinde yazılanları bana duygusunu geçirmenizi istiyorum hocam. Böyle içli içli okuyun. Tamam mı? Seyircinin içi cız etsin. Tamam mı hocam? Anlaştık mı? Evet. Tufa hocam siz de başlayalım. Buyurun. Evet. Başlıyorum. Evet buyurun. Bir çocuk yolda yürürken merhaba amca diyor. Hocam çok güzel. Bir tık daha yüksek olabilir. Paşa hocam buyurun. Bir çocuk. Harika. Harika hocam. Harika. Devam. Yolda yürürken merhaba amcacığım diyor. Hocam vallahi şahane. Tüyler diken diken oldu. Özellikle mesela amcacığım diye eklediniz ya. İçimden. O çok güzel bir dua aşamı oldu. Harika. İsmail hocam buyurun. Bir çocuk yolda yürürken merhaba amca diyor. Hocam bu ne? Ruh yok. Asıl ben sorayım bu ne? Çocuk yolda amcasını görüyor, merhaba diyor. Sanırsın bana dini bir kıssa. Hocam dini kıssayı herkes okur. Önemli olan böyle basit bir metinde duyguyu geçirebilmekte. Lütfen yapmayın. Evet Ozan hocam. Siz buyurun. Merhaba. Merhaba diyorum sana. Kestik. Hocam bu ses tonu ne? Ne varmış ses tonunda? Günah davet var hocam yani. Hocam yani bu ses tonu oruç bozar, ben size söyleyeyim. Ayrıca o göz bakışları o... Ya bunlar siz ilahiyata yanlışlıkla mı girdiniz? Yok, aslında ailem istediği için bitirdim. Ben aslında uçak pilotu olmak istiyordum yani. Yani tahmin ediliyor. Hocam biz sizinle çalışamayacağız. Kusura bakmayın, eleniyorsunuz. Buyurun. Benim ses tonuma uygun bir şey var mı acaba? Bir projeniz... Hocam bence dijitale gidin siz. Buyurun, selametle. Alalım sizi. Buyurun. Şu mikrofonu şöyle... Yaladı ya, bana uzak. Şimdi hocam biliyorsunuz değil mi? Seyirci sizden sadece bir Ramazan programı istemiyor. Seyircinin sizden ne istediğini biliyorsunuz değil mi? Bilgi, maneviyat, dua... Performans. Performans bekliyor seyirci sizden. Mesela İsmail hocam, bana ağlayabilir misiniz? Ben size niye ağlayayım efendim? Hocam bana ağlayabilir misiniz derken yani seyirciye ağlayabilir misiniz? Düşünsenize. Sabah kalkmışım sahura. Gözler yarım böyle. Uykuyla uyanıklık arası. Saç baş dağılmış. Masaya oturmuşum. Bir peynir, bir zeytin atmışım. Tak! Sizi açıyorum. Bir ney sesi. Uhrevi bir ses. Ve siz içli içli anlatmaya başlıyorsunuz. Ağlamaya başlıyorsunuz. Şakır şakır ağlıyorsunuz. Hocam ağlayın. Ağlayın hocam hadi. Hocam ağla. Anam öldü hocam. Ağla. Hocam hadi sahur kaçıyor hadi. Ezan okunacak. Ağla. Ağla. Ağlayamıyorum efendim. Benim öyle bir yeteneğim yok. Tamam, bu bana yeter hocam. Aldım ben istediğimi. Ama benim de psikolojim gitti efendim. Yani bu nasıl bir program böyle?
Hocam kusura bakmayın da televizyonculuğu ben sizden öğrenecek değilim. Geçen sene biz programı çektik. Buyurun. Heh. Rating grafikleri burada. Hoca şakır şakır ağlarken rating zirvede yani. E niye onunla devam etmediniz? E şimdi hoca popüler olunca botoks yaptırdı. E operasyonu da yanlış yere yapmışlar. Adam artık ağlayamıyor. Gerçekten hoca, ya çok üzüldüm de. Ben Mesut Bey, eğer fırsat verirseniz anında ağlarım. Abi hocam buyurun ne demek? Buyurun. Şahane hocam yorumunuz. Özellikle şu çok iyi. Orayı bir daha alabilir miyim? Çok iyi hocam. Sağ ol. Gerçekten. Bu durum şu anda normal mi? Şimdi yani ben ağladım diye beni kıskanmak hasettir ya bu. Dinimizde haset günahtır. Yapmayın İsmail Hoca. Başından beri benimle uğraşıyorsunuz yani. Ya yalandan ağlamak günah değil mi? Hocam dini tartışmaları sonraya bırakalım. Ne olur. Yani burada iş yapıyoruz şimdi. Tufan hocam buyurun. Hazırım. Evet buyurun. Kestik. Hocam, bir de ağlar mısınız? Kestik. Hocam bu kadar çirkin ağlanmaz. Ağlamanın çirkini mi olur? Ya güzelleşir mi insanlar? Ya tamam anladık da hocam bu kadar da çirkin olunmaz ya. Az daha burnunuzda sümük balonu çıkacak. Böyle olmaz hocam kusura bakmayın. Ben siz canlı yayına çıkaramam ki böyle. Yani siz bu turda eleniyorsunuz. Buyurun. Yahu bu şekilde elenilir mi? Bu ne demek? Ya gitmiyorum kardeşim. Kabul etmiyorum böyle bir şey ya. Kabul etmiyorum. Hocam lütfen fevri olmayın. Bağırmayın ayrıca. Tufan hocam gerçekten çok üzüldüm elendiğinize. Ya bırak. Sen de yalandan yere ağlıyorsun zaten. Pis düzenbaz herif. Bana bak. Küçük şey beni sinirlendirme bak aldırma. Ramazan beni sinirlendirme. Edebini de al git şuradan. Senden mi öğreneceğim edebi? Yahu geçen sene konuk olduğumuz etkinlikte karavandaki hurmaların hepsini sen yemedin mi? Kim dedi bunu ya? Saçma kes Furkan. Fuku. Onu söyledi. Hocam tamam lütfen çıkar mısınız? Kes be. Siz dini anlatacak adam değil, şovmen arıyorsunuz. Ya hadi oradan hocam ya. Biraz önce yalandan çirkin çirkin ağlıyordun ama. Hayret bir şey. Bir sonraki etapımıza geçelim hocam. Şimdi şöyle, babacan, tatlış bir gülümseme istiyorum sizden. Evet. Hocam biraz nur. Çok güzel hocam biraz. Neyse. İsmail hocam, buyurun. Tatlısınız, çok tontonsunuz, gülüyorsunuz. Gülün, biraz daha gülün. Bir ağız dolusu. Hocam dişler gözüksün. Siz bir dedesiniz, dede. Evet. Dedeyim zaten, 3 torunum var benim. Hocam Allah bağışlasın da biz bunu bilmiyoruz yani. Bunun bize geçmesi lazım. Seyirci bunu nereden anlayacak? Yaşımdan. Mesut Bey beni daha iyi mi? Bakın. Yani biraz sefil bir tavrınız var hocam. Ama olur. Çok güzel. Vallahi bu turu da hakkıyla geçtiniz hocam. Vallahi bravo. Şimdi isterseniz bir gönüllü seyircilerimiz var. Çok şükür. Onları çağıralım. Buyurun seyircilerimizi alalım. Hadi bakalım maşallah. Hadi. Şimdi biliyorsunuz Ramazan programlarının en önemli tarafı da seyirci soruları. Seyirci soruları çok ilgi görüyor. Bakalım siz bu soruları ne cevap vereceksiniz? Onları çekelim isterseniz. Tamam. Evet Kudret Bey başlayalım sizinle. Hocalarım, iyi günler. Ben çok özel ve asla tahmin edemeyeceğiniz bir sual ile geldim. Sakız orucu bozar mı? Bozar. Bu kadar mı? Hocam evet, bu kadar mı ya?
30 gün program çekeceğiz biz ha. Ya böyle olmaz. Paşa hocam aynı soruya sizin cevabınızı alalım. Buyurun. Canım kardeşim hoş geldin. Sakız şimdi ya dudağa değmeden ağza giren gırtlakla yutak arasında dile temas etmeden çiğnenen dişlerin birbirine çırpmasıyla çarpmasıyla çiğnenen bir şey. Aroması bu sakızın dile de değmezse sakızı çiğniyorum orucumda bozulmuyor gibi bir hissiyat uyandırır normal. Ama dersen ki hocam ben aromalı sakız çiğnemiyorum, tatsız sakız çiğniyorum dersen o zaten dediğine bu diline tadı gelmediği için hem sakız çiğniyorum hem de oruçluymuşum hissiyatı verir yani. O yüzden böyle hisler yaşamak çok normal. Sakız orucu bozar. Hocam çok teşekkür ederim. Çok bilgilendirici bir açıklamaydı. Aynısını dedim, bozar dedim. Bu sadece sakızı aldı, çevirdi, çevirdi, durdu. Tamam hocam, doğru olan da bu. Yani böyle olması lazım. Ayrıca tebrikler hocam, doğaçlamanız harika. Estağfurullah. Evet, bir dua... canım benim, sen sor. Canım benim, hadi. İyi akşamlar hocam, nasılsınız? İyi akşamlar, hoş geldin. Canım benim, maşallah. Kaç yaşındasın sen? 7. Hay maşallah, buyur. Hocam, şimdi ben geçen gün internette oyun oynuyordum. Oynarken arkadaşımla oynuyordum. Sonra ben şifre yazdım. Hileyle arkadaşımı yendim. Günah mı? Ya kurban olayım ya. Hile yapma, günah yapma ama yani... Sen günah olduğunu bil, yapma ama tamam maşallah çok tatlı ya. Vallahi bağışlasın ha. Hocam. Bir keresinde de babam beni markete yollamıştı. Payanın üstüne getir dedi. Ben payanın üstüne dayanamadım, gofret aldım. Günah mı? Günah mı değil, arada H var. Günah mı değil, günah mı? Tamam, maşallah. Babaya böyle bir şey yaparsan söyle. Ama gofreti ye, helal hoş olsun da yapma yine. Yalan konuşma yani, maşallah yani. Ne güzel bir çocuk, maşallah. Hocam, o zaman ben geçen gün annemin bileziklerini çağırmıştım. 3 tanecik. Günah mı? He. Günah tabii onlar. O zaman bunlar günahsa girişte de sizin cüzdanınızı çalmıştım. Bu hepten mi günah mı? Ulan benim hakikaten almış cüzdanımı ya. Yani olmaz bunu atın. Cüzdan mı? Ya polis çağırın lan hırsız herhalde bu atın gitsin bu. Ver lan cüzdanı. Tamam. Cüzdanı ver paralarım vallahi seni şurada. Bak ya. Hocam bir dakika ya sizi bir sınava tabi tuttuk. Arkadaş kastan bir dakika vereceğim. Az mı? Evet. Ver oğlum. Vermeyeyim. Ver ya. Vermeyeyim. Ver şunu. Al hocam cüzdanını. Değil yaz bu etaptan geçemedin hocam söyleyeyim. Sinirlendin ama ya. Cüzdanını çalmışsınız adam ne yapsın? Doğru bir şey yapıyor yani. 1300-1400. Ya Mesut Bey haklı biraz daha sempatik olabilirdim. Çocuğa çok ayıp ettim canım benim. Evet. Bir başka soruya geçelim. Buyurun. Merhaba hocam. Ben Leman. Şey diyeceğim ben size. Ben Ramazanları sahur yapmıyorum da yanlış mı? Sahur bir niyet vesilesi neticede ama sahura kalkmadan da oruç tutulur kızım. Ama zor olmuyor mu? Yok hocam olmuyor. Yani şöyle yapıyorum ben. Şimdi ben sabahları uyanıyorum. Saat 9 gibi böyle bir kibrit büyüklüğünde beyaz peynir yiyorum. Ondan sonracığıma öğlen böyle 2'ye doğru 3 tane zeytin atıyorum ağzıma. İftardan 2 saat önce de 5 tane badem tüketiyorum hocam. Oruç? Tutuyorum işte. Kızım sen oruç tutmuyorsun, diyet yapıyorsun. Bu diyet menüsü. Sayılmaz mı bu, anlıyor musun? Ya sayılmaz efendim. Niye sayılsın? Oruçla ilgili bildiğimiz en temel bilgi yemek yememek. Aman yani hocam, eğer hepimiz bu dünyada yolcuysak bir nevi seferi sayılmaz mıyız? Ya sayılmayız, hele sen hiç sayılmazsın. Aşk olsun hocam, ben niyetliyim. Ya değilsin, senin oruç tutmaya hiç niyetin yok. Bunun ne abuk subuk sorular bunlar ya. Mesut Bey, bunlar nasıl lakırdılar hoca, nasıl hoca ya? Ah bir de insanları döv istersen. Yani hocam haklı şimdi. Siz böyle sorularla muhatap olacaksınız gerçek programda hocam. Ayrıca bizim internette en çok izlenen videolarımız böyle sorular. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Şimdi en önemli etaba geçiyoruz. Meğer aşaması. Nihayet meğer aşaması bildiğimiz alandan geldi. Buyurun, meğer. Harika, meğer harika alalım. Hocam. Evet, buyurun. Hocalarım merhaba. Ben Ramazan'a geldim. İftara ben eve geldim ben ama yani yok. (Gülüyor)
Doğru aşamada mıyız? Meal aşaması derken yanlış olmasın? Yok hocam, tamam. Hanımefendi söylediklerin mealini bize söyleyin. Aa. Evet, buyurun. Hocam ondan sonra ben çocuklara ben gecelere kalkmadan diyor ben de kapatırmak ben ama gidiyorum ben eve. Bir dakika, araba falan mı çarpmış kapıda? Ne diyor, hiç anlamıyorum kızım, ne diyorsun? Hocam sonra benim annem gibi birbirler var. Yani hocam ben oradan geldi bana çay. Çay dedi, çayı anladım. Evet, çay. Devam et. Hocam onun kendi beni biz oradan açtı bana dedi ben emin dedilerle bir anladı da bana havlu. Ha, havlu dedi. Bak ben herhalde iletişime geçeceğim. Hadi kızım. Oradan hocamız kalktık, gittik. Beni arabaya bindik orada. Ben de kalmadım. Ne çabuk alamadım. Ama süspansiyon. Süspansiyon dedi. Süspansiyon ne ya şimdi? Çay, havlu, süspansiyon. Hiçbir şekilde cümle oluşturmaz yani bu. Ne bu, ne diyor? Yani siz iyisiniz, bende hiç yok. Yani ben anlıyorum da konuşamıyorum, anladın mı? Vallahi hocam bravo. Üç kelime de olsa siz güzel, güzel meal verdiniz buna yani. Bu konuda da başarılısınız. Evet, şimdi konuklarımıza teşekkür ediyoruz. İçeri alalım. Mesut Bey, çok konuşmayın siz, çıkın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hanımefendi, çıkın. Evet, yani şimdi şöyle bir bakıyorum da... İsmail Bey, yani galiba biz Paşa Hoca ile devam edeceğiz. Programı ona çektireceğiz. Yani kusura bakmayın. Rica ederim. Son bir şey söylemek ister misiniz? Yok yok, teşekkür ederim. Yani hakkınızla kazandınız, tebrik ederim. Aa, vallahi çok şaşırdım şu an yani. Şaşırmayın efendim. Belli ki dini bir program olmayacak, bir şov programı olacak. Siz de fevkiyle layıksınız efendim. Haydi iyi günler. Çok teşekkürler, sağ olun. Biraz laf soktu sanki de. Aman, boş verin hocam siz onu. Biz sonuçta sizinle anlaştık. Şimdi hocam bu program başı kaşeyi kaç para yapalım, nasıl olsun? Mesut Bey, böyle akçeli işleri falan beni bulaştırmayın. Ben sevmem bunları konuşmayı. Hocam kusura bakmayın ben. Yani saygısızlık yapmak istemedim size. Nasıl devam edelim, nasıl olacak? Menajerim var Bertunç, onunla halledersiniz. Tamam. Bertunç. Allah Allah. Alo. Ha, Bertunç Bey. Evet, şimdi biz hocayla prensipte anlaştık. Evet. Bölüm başı ne kadar düşünüyorsun? 500 bin lira mı? Yalnız Bertunç Bey, bir pazarlık yaparız herhalde. Sonuçta pazarlık sünnettir, değil mi? Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.